Test ettik biz onu. Temas biraz yükseltesin geliyor. Şimdi dışarı dönersin. Bir daha açtım. Abi ne alakası var? Test ettik biz bunu. Test ettik biz bunu ya. Geçen haftaki maçta daha iyi olan takım Molde'ydi. Ona rağmen kaybettiniz. Şimdiki maç için, yarınki için maç için görüşleriniz nelerdir? Umarım ilk maçta gösterdiğimizi bir defa daha gösterme şansı buluruz. Ve iki takımın da ofansif oynayacağı, iki takımın da kazanmak için oynayacağı bir maç bekliyorum. Ve böyle umuyorum. Deneyimleyeceğimiz şeyi yarınki maçta Martin bize tarif etti zaten, taraftar atmosferi ve stadı. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyeti almayı umuyoruz. İkinci soru, büyük maçlar ve başarılar kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne de takımınıza taşımaya başarırsanız bu size ne hissettirir? Öncelikle bir tatmin hissettirir ve ondan sonrasında da bu sonuca bağlı olarak staffla, oyuncularla, taraftarımızla yaşayacağımız sevinç. Bu çok büyük bir iş olacak bizim için ama bununla ilgili sakiniz. Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama planımız var. Galatasaray'a karşı en iyisini yapıp bu zorluğun üzerinden gelmeyi umuyoruz. En önemli oyuncularınızdan birisi Martin sakattı. Bu maç için oynamak için hazır olacak mı? Martin umarım bizimle beraber olur. Şu anda oynama eşiğinde oynayıp oynayamayacağını son kez deneyerek göreceğiz. Do well in the European tournaments, either if it's in the Champions League or in the Europa League, and of course to make it as high on the table in the end that we qualify for Europe next year as well. It's takımınız ligde 4. sırada fakat Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın eşiğindesiniz. Şimdi sizin için hangisi bunlardan daha önemli? Bana kalırsa ikisi de aynı önemde. İkisi için de her şeyden önce maçlarımızı kazanmamız gerekiyor, kazanmak gerek. Hem Avrupa'da devam etmek hem de ligde önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına tekrar katılabilmek için kazanıp ligi de yüksek bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Fakat Avrupa'da devam ediyor olmak, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi olması fark etmez. Bizim için önemli. Ligde de buna bağlı olarak ligi yukarılarda bitirip önümüzdeki senelerde Avrupa Kupalarında yer almak önceliğimiz. Klasik ve Galatasaray maçlarında az şans vermenize rağmen, siz oynamanıza rağmen takım gol buldu, rakipleriniz goller buldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, biz zor gol yiyen bir takım olmaya çalışıyoruz. Yarın da öyle olacak diye umuyorum. Özellikle zor maçlarda güçlü takımlara karşı. Helsinki'ye karşı veya Klasik'e, Kiev'e karşı farklı bir durum vardı. Maçı kontrol eden, karşılaşmaları kontrol eden biz olmamıza rağmen geçiş hücumlarından goller yedik. Galatasaray'a karşı tam olarak öyle olmasa da özellikle son golde bunu söyleyebilirim. Fakat o öyle durumlarda da rakiplerin kalitesi ön plana çıkıyor. Galatasaray karşısında böyle bir durum var. Arada böyle bir fark var, fark olduğunu söyleyebilirim. He's in the squad tomorrow and then we'll see how things turn out. İlk soru Beton Berişe ile alakalı, o da sakat bir oyuncuydu. Yarın oynayacak mı? Cevap evet, kadroda olacak. Can you tell me the name again, the second player? Benjamin Hansen. Hansen. Yeah. Hansen, transfer teklifleri olduğunu biliyoruz. Takımda kalacak mı yoksa gidecek mi? Maçtan sonra cevap vereceğim buna. Fakat yarınki kadromuzda var. There is no surprise. This game is really important to me. To come back here is special, both for me and also how important this game is. It's the playoff final for Champions League. It's a big opportunity for the club, also for me. And to come back here, my old home, meet former teammates. Luckily, I have a little bit experience with the atmosphere and the fans here. Not all our players have the same experience. Ben şanslıyım bu açıdan, çünkü böyle bir atmosferde oynamanın ne olduğunu biliyorum. Herkeste yok bu şans. Diğer takım arkadaşlarımın böyle bir deneyimi yok. Ben deneyimliyim bu konuda. Yarın da iyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalışacağız ne olursa olsun. İlk maçta olduğu gibi yine coşkuyla oynarsak buradan iyi bir skorla dönebileceğimizi düşünüyorum.
Martin sana buraya bu maçın kişisel olarak senin için önemi nedir? Özel olacağını söylemesem sürpriz olur sizin için de. Benim için çok özel bir gün olacak ve maçın önemini de düşündüğümüz zaman, çünkü bu hem kulüp hem oyuncular için, benim için büyük bir fırsat. Bunu da bir araya koyarsak benim için çok önemli olacak bu maç. Eski evimde takım arkadaşlarımla, kulüp çalışanlarıyla tekrar karşılaşacağım. Galatasaray'a karşı oynayacağımızın haberini aldığımızda da inanamamıştım, çok şaşırmıştım bu haberi aldığım zaman. Umarım bacağımdaki sakatlık iyileşir. Ben de arkadaşlarımla beraber sahada olurum ve bu özel anı yaşarım. Eğer oynayamazsam da bir taraftar olarak onların yanında olacağım. Kurgu ve anı. Tebrik ederim.